görüldü. Birader. Kimsin sen? Niye soruyorsun davayı? Bununla iki çift lafım var. Eğer buradaysa yüzüne diyeceğim. De ne ilgilendiriyor seni onu anlamadım. Bir şey varsa bana söyle. Mahallede etmedi. Buraya da seni mi gönderdiler? Ne diyorsun hanımefendi? Ha? Savcı bey. Size bahsettiğim çetenin elemanlarından. Müvekkilimi korkutmak için göndermişler. Delil arıyordunuz. Buyurun size kanlı canlı delil. Ya gerçekten çok merak ettim. Nereden anladın tehdit için geldiğimi? Yüzünden, halinden belli. Az önce mübaşir dayı müvekkilimi sormadın mı sen? Adam gibi sordum. Ben çok gördüm senin gibi şehir eşkıyalarını. Anlamak için uzman olmaya gerek yok. Abi. Dida. Abi. Abi. Abi canım abi. İyi günler avukat hanım. Ne zaman geldi? Anlatacağım. Ali'yi nereye götürdüler? Cezaevine abi. Berrin'le tanışmışsınız. Berrin arkadaşım. Alim'in de avukatlığını yapıyor sağ olsun. Avukat hanım kendini tanıştırdı da ben fırsat bulamadım. Ben çok özür dilerim. Sizin askerde olduğunuzu biliyordum. O yüzden hiç aklıma gelmedi. Estağfurullah, önemli değil. Demek ki davanız konusunda titizsiniz. Hiç olmayacak şeyler söyledim. Ne olur kusura bakmayın. Ben anlamıyorum. Anlatacağım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ömer ben. Didem'in abisi. Ben de Berin. Didem'in arkadaşıyım. Ali'nin de fazla heyecanlı avukatı. Nöbetler baba it. Kafayı mı yedin sen? Delirdin mi be adam? Nasıl yaparsın böyle bir operasyonu? Hadi onu da geçtik. Bana sormadan nasıl yaparsın? Beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın sen? Ya bir demli bir çay söyle, bir geçmiş olsun de. Ne öyle hemen kafadan giriyorsun? Ya senin yaptığını Amerikalılar yapmıyor bana. Nasıl sakin olayım Allah aşkına Enver? Hadi Amerikalılar bu konuları yeni öğreniyor. Sıradan bir örgütle değil de devlet temsil yapıyla uğraştıklarını anlamadılar. Ya biz 30 yıldır mücadele ediyoruz. Sen de mi anlamadın? Anladım. Anlamaz olur muyum? Her fırsatta anlatıyorsun zaten. Senin o gizli operasyonla aldığın turist için Amerikalılar bize çok önemli bir istihbarat verecekti. Senin ondan öğrenebileceğinden çok daha önemli. Sana istihbaratı verecek Amerikalı Kobani'den buraya geldi, biliyorsun değil mi? Ona sordun mu? PYD ile hangi istihbaratı paylaşmış? Daha önce Tahran'daydı. Sor bakalım. İranlılarla ne paylaşmış? Enver. Bu örgütlerle mücadele için yeni kurumlar, yeni stratejiler gerektiğini ben de biliyorum. Ama bunlar ileriye dönük tedbirler. Bir de şu an var. Şu an ülkede bombaların patlamaması için bana lazım olan istihbarat akışı var. İşte sen bu akışı kesiyorsun. Ben azam Amerikalılara vermem Gürkan. Verirsem de sağ vermem. Bana geçerli bir tane sebep söyle, arkanda durayım. Halife örgütü neden çatışmayı bizim topraklara taşıdı? Lojistik ve insan kaynaklarını kestik. Bunları geri alabilmek için çok daha büyük eylemler planlayacaklardır. İşte onun için anlık akış önemli. Ben azım Amerikalılara verirsem aldığım istihbarat hiçbir işe yaramaz hale gelir. Güvenmediğin sadece Amerikalılar olsa bu kadar zoruma gitmez. Sen bize de güvenmiyorsun. Hadi kurumu geçtik. Sen benden bile istihbarat saklamaya başladın. Senin bunda payın yok mu? Kurumlarımızın en uç noktalarına kadar girdiler. Cemaat diye, dini hassasiyetleri var diye hafife aldınız. Durumu vahimiyetini anlamadınız. Gladio'yla hala savaşıyoruz. Sadece düşmanın rengi değişti.
Adına da cemaat deyip küçültmekten vazgeçin artık. Adamlar hassasiyetlerimizi çok iyi kullandı. Bu konuda haklısın. Alnı secdeye gelen adamdan zarar gelmez diye büyük fırsatlar kaçırdık. Tasfiye tiplerimizin yerine de çok daha beterlerinin yerleştirilmesine mani olamadık. Ama artık ne rengine bakarız, ne dinine, ne ırkına. Gladyon'un ne kadar biçimi varsa hepsini yok edene kadar bize rahat yok. Bana söz verdin, unutma. İçeridekilerini sen, dışarıdakilerini ben temizleyeceğim diye. İyi de birader, azlığımın ne alakası var bunlarla? Bu örgütleri devletimsi yapıya dönüştürenler bunlar. Coğrafyamızı şekillendirmeye çalışan, bölgesel güç olmamızı engelleyip İshaki milli sınırlarından da daha geri sınırları hapsetmek isteyenler de bunlar. İçimize bu ajanları sokanla aynı güç o da. Bu örgütleri küresel güçler yerine biz yönetirsek içimizdekileri temizlemek daha kolay olur, hem de bölgeye hakim oluruz. Peki bu süreçte ödedecekleri bedel nedir? Sana, bana. Hadi bizi boş ver de. Bu millete... Siz bu milleti 15 Temmuz'dan sonra da mı anlamadınız? Bu millet bedel ödemekten ne zaman kaçmış ki? Yeter ki siz derdinizi doğru anlatın. Sonunda bu bedellerin boşuna gitmediğini, devletinin büyük bir devlet olup bedel ödetenlerden hesap sorduğunu görsün. Bizim artık bu milletten fedakarlık bekleyecek kredimiz yok. Azam Amerikalılara teslim edeceksin. Sana yarın sabaha kadar millet. Ne öğreneceksen öğren. İçi sana lazımsa dışı da bana lazım. Beni gelip elinden adam almak zorunda bırakma. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Nereye bakıyorsun öyle Arzu? Didem'le o avukat kadın gelmişlerdi anne. Bir de başımıza bu avukat kadın çıktı. Benim aptal kızıma boşuna umut verip duruyor. Arzu, kapatır mısın biraz? Biraz konuşalım baba. Geç baba. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sizin konuşacaklarınız var. Çıkma kızım, çıkma. Senden bir ayrımız yok. Sen de artık bu ailenin bir kızı sayılırsın. Ben burada yokum diye olup biteni sakladığınızı anlıyorum da. Artık geldim. Yapmamız gereken ilk şey Ali'yi oradan çıkarmak. Oğlum. Bak bizi ikna ettin. Gül gibi kızımızı o serseriye verdik. Yetmedi mi başımıza açtıkları? Evimizin, işimizin derdine düşeceğine o serserinin peşine mi düştün? Ali kadar taş düşsün başınıza. Ali, Dokali kurtarmak için, teknenin taksitlerini ödemek için kendini yaktı. Damadımız yandı diye üzüleceğinize. Kızım, biz mi dedik ona kaçakçı ol? Çoluk çocuk, kadın, garibanları ölüme götür diye. Acımızdan ölseydik, sokaklarda kalsaydık da bu vebal boynumuza dolanmayaydı. Baba, bak ben askerdeyken denizden çoluk çocuk kadın topladım. Evinden barkından olmuş tek derdi çocuğu olan bir sürü mültecinin perişan olduğunu gördüm. Her gece yatağa yattığımda kendi kendime soruyordum bir insan bir insana bunu nasıl yapabilir diye. Şimdi sen bana gelmiş diyorsun ki bunu yapanlardan biri Ali, kardeşin. Sen hiç... Benim kimseye leke sürdüğümü gördün mü? Görmedim baba. Kimseye yok yere karalamalarına müsaade ettiğimi gördün mü? Ama Ali Ekber bu lekeyi hem kendisine hem aileye sürdü. Peki. Bu derdi başınıza ben açtım madem.
Bu vebalin altında bırakmam sizi, merak etmeyin. Orayı iki kat daha vurman lazım. Yoksa senin tekne gibi su alır ha. Kaptanı senin gibi acemi olur da kayalıklara bindirirse su alır tabii. Hoş geldin Ömer. Pek hoş bulmadım. Lan mahalleyi Ali'yle sana emanet ettim. Sahip çıkamamışsınız. Ali Ekber sahip çıkmaya çalıştı. İçeride. Kendi tekneme sahip çıkamamışım. Elin işinde çalışıyorum. Anlaşılan mahalleyi yanlış adamlara emanet etmişsin. Ben de pek yanlış olmaz, merak etme. Erken geldim. Sormayacak mısın neden diye? Benim için geldiğin önemli. Niye geldin, nasıl geldin, niye sorayım? O zaman ben sorayım. Ne yapacağız bu meseleleri? Madem bana sordun... Aha. Bizim para da sen alacaksın. Burada el ele çalışacağız. Mahalleyi çakallara bırakacağız. Ekmeğimizin derdine mi düşeceğiz yani? Bunlar aynı tavşan gibi Ömer. Bir havuç gösterdi Murat'ın ağababaları bunlara, peşine düştüler. Şimdi sen mahalleyi çakallardan kurtarınca... hani benim havucum diye ilk senin karşına çıkacaklar. Doğru. Ama ben çakal sesinden haz etmem. Onlar geceleri uluyorken biz nasıl yatıp uyuyacağız? Murat'ın adamlarını silkeledi attı Ömer. Murat da vakti ağı yırtılacak, topladı tüydü. Nihat Reis, iyi diyorsun, hoş diyorsun da Murat'ın arkasında kimler var biliyoruz. Bir değil on Ömer yanımızda olsa biz bu adamla baş edemeyiz. Ya biz silkinin artık ya. Ya sen bu adamlar yüzünden yarın öbür gün hapse girersen... senin kanına, çoluğuna, çocuğuna kim bakacak Cevdet ha? Süslü doğru söylüyor Cevdet. Bu adamlar oltayı almışlar, bizi çeviriyorlar. Benim Ömer Reis'e itimadım sonsuz. Hele bir başım desin, ilk arkasında ben de olurum. Hah şöyle ya, bir silkinin ya. Oo, bir adam lafın üstüne gelirmiş. Yok mu reisiniz? Memleket dolu reis. Sen hangisini soruyorsun? Mahallenizin yeni reisini. Abiniz mi diyeyim yoksa? Ayıp oluyor reis. Ayıp oluyor. Ulan herif babamın evini ocağına çöktü. Siz gelmiş burada makara yapıyorsunuz. Benim bunu demem mi zorunuza gidiyor? Heh, biz de onu konuşuyorduk. Gel otur şöyle konuşalım. Ben bundan sonra Murat'la konuşurum birader. Onu da anlayacağı dilden konuşurum. Sen adamlarını silkeledikten sonra Murat kaçacak delik aradı anlaşılan. Sabahtan beri ortalarda gören yok. Murat abim Salih Bey'e toplantıda. Bir yere kaçtı yok. Birazdan gelir. Sen bizi mi dinliyorsun lan Velet? Geri git çay getir. Çay mı yok? Murat abim laf ediniz, su bile yok. Allah Allah. Şu çocuk kadar yüreğiniz olsaydı bunlar gelmezdi başınıza. Bu Velet dediğiniz bile abisini nasıl koruyor? Ya reis. Reis. Ya Ömer Allah aşkına bir bekle. Ya reis bak. Ne desen haklısın. Bak sindik, alttan aldık. Belaya bulaşmayalım dedik. Ama biz alttan aldıkça adamlar tepemize çıktılar. Ya gel, gel hatamızı telafi edelim. Bak bütün arkadaşlar arkandayız. Şimdi arkamda olacağınızı zamanında ailenin yanında olsaydınız. Ama reis, ezme bu kadar bizi. Müsaade et, bunları silkeleyip atalım mahallemizden. Ömer, az buraya gel. Ama yayan gel. Dolmuşa binmeden gel. Sen de mi Hüseyin abi?
Bu mahallede sözünü eğip bükmeden konuşan başka kim var ki, sen de mi diyorsun? Efendim Turan abi. Tamam abi. Fabrikadayım. Bekliyorum abi. Ne oldu? Hürrem'in tekneyi yakalamışlar. İlk kez mi birini yakalatıyoruz? Niye bu kadar canını sıktım o? Bizden habersiz tekneye yolcu almış şerefsiz. Aldığı yolcu da Halife örgütünden bir terörist. Cezaevine mi konuştular, sahil güvenlikte miymiş? Turan'a göre ikisi de değil. Büyük ihtimal bir yerlerde sorguya aldılar. Bak, bu kaçakçılığa da mülteci işine de benzemez İskender. Uluslararası terörden yedi sülalemizi kurtur devlet. Ulan kim kefil oldu bu üreme, biz iş verdik? Murat, dayımın oğlu. Kesseler ağzını açmaz dedi, aldık. Ulan kaç tane dayısı var bu adamın? Alacağım yengesini, bir dayısı da ben olacağım sonunda. Remzi, ara şu Murat, gelsin hemen. Ali değil mi usta? Ben Ali'nin içindeki cevheri gördüm. Ali bunu yapacak adam değil. Ali'ninki nasıl bir çaresizlik biliyor musun? Kendisi için mi, başkası için mi? Benim için bile olsa, ailem için bile olsa ben bunu kabul edemiyorum abi. Nereden biliyorsun? Belki de o garibanlar için. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ben Ali'yi bilirim. Başka da bir şey bilmem. Babam niye öyle diyor o zaman? Ali'yi bildiğin kadar babamı da biliyorsun. Ali'nin bir yere kaçtığı yok Ömer'im. Gider sorarsın. Soracağım elbet. Önce bana söylemesi lazımdı abi. Evi geçtim, lokali geçtim. Ali hapse düşmüş. Anam babam bana haber vermiyor abi. Sen avukat mısın? Neye haber verecekler sana? Öğrendin. 15 gün önce, 15 gün sonra ne fark eder? Eğer burada olsaydım mani olurdum. Bir yolunu bulurdum, kurtarırdım Ali'yi. Demek ki Ali'nin kaderinde kurtulmak yokmuş. Ne yani? Ben Ali'nin masum olduğuna inanacağım. Onu orada çürümeye bırakacağım. Öyle mi? O zaman da kaderinde kurtulmak varmış deriz Ömer'im. Usta, bazen bu rahatlığım beni şişiriyor. Ne yani, kader diye belimiz kolumuz bağlı duracak mıyız böyle? Sen mi yarattın onları? Haşa. Sen olmasan Ali Ekber kurtulmaz. Sen olmasan mahalleli kurtulmaz. Sen olmasan baban kurtulmaz. Bu ne benlik? Öyle demedim ben. Öyle demedin. Ama içinden öyle geçiriyorsun Ömer. Delikanlıyı kibir bitirir Ömer'im. Delikanlıysan önce benliğini devir, Murat'ı devirmekle üflemene bakar. Ne yaptın? Anlattın mı babana olan biteni? Abi, babamdan sakladığım bir şey yok. Meseleyi ben bir anlasam gidip konuşacağım zaten. Ben sana anlatayım. Tatar Ahmet deyince alemde niye büyük itibar var? Tatar Ahmet'in adamları, şoförleri, kaptanları yakalanmaz. Yakalansa da ölür yine gammazlık yapmaz diye var. Sen Tatar Ahmet'in itibarını tehlikeye soktun. İşleri büyüteceğim diye babana hürmeti olan adamlarla değil, köpek ettikleriyle iş yapmaya kalktın. Abi, sen buraya beni gömmeye mi? Yoksa Hürrem'in yerini söylemeye mi geldin? Onun yerini bu saatten sonra bulsa itibarlı dostlarımız bulur. Adliyede adamın adını anan bile yok. Böyle bir adamın yakalandığına dair tek kayıt yok. Kayıt yok. O zaman sen nasıl öğrendin teknede Halife örgütünden bir terörist olduğunu? Mültecileri sahil güvenliğe bırakmışlar. Oradan öğrendim. Seni kaptanla birkaç adam ayırıp götürmüşler. Sahil güvenlikte kaynağıma göre ayırdıkları adamlar Halife örgütü militanları. Operasyonu yapan kim?
Onu da söyledi mi sahil güvenlikteki kaynağı? Söylemesine gerek yok. Böyle bir operasyonu istihbarattan başka kimse yapamaz. Madem öyle bizi niye almadılar hala? İstihbarat kadın doğumcu gibidir. İsterse bağırta bağırta alır, isterse uyuşturur alır, isterse de zamanında olmadan bu çocuk sakat der, kürtaj yapar alır. Neticede alır diyorsun yani. Düşük diye bir şey var. Ne yapıp edip bu çocuğu düşürmemiz lazım. Hoş geldiniz Turan Bey. Murat geldi depoda. Bizim sakat çocuk gelmiş. Ben onu düşürüp 5 dakikaya geleceğim. Remzi, Turan abiye kahve ikram edin. Kahvesini bol koy Remzi. Yoksa tadını alamayacağız kahvenin. Mahalleli diyor ki geç önümüze, temizleyelim burayı. Mahalle temizlenirse kir gösterir. Mahalleli kendi kirini görmeye tahammül edebilecek mi? Öyle deme be usta. Mahalleli iyidir. Anlıyorum ben onları, korkmuşlar. Hem korkunun insana hata yaptırması doğal değil mi? Senin terazi olacak çağın gelmedi daha. Sen şimdi terazinin önündeki kılıç gibisin. Kınından çıkmak için sabırsızlık içindesin. Halbuki terazi akıl ister, sabır ister, tecrübe ister, bilgi ister, görgü ister. Benim tek istediğim aileme yapılanların hesabını sormak. Adalet dediğin intikam mıdır? Ya adil olacaksın ya müntekim. Karar ver öyle gel. Abi. Abi senin haberin var mı mevzudan? Nerede lan Öğren? Sefere gitti İskender Bey. Bir şey mi oldu? Tekne mi batmış yoksa? Senin haberin var mıydı lan? İskender Bey, benim bir şeyden haberim yok. Ben neden haberimin olması lazım onu bile bilmiyorum ki. Lan, oğlum. Konuş. Boşuna ezdirtme kendini. Allah belamı versin ki benim hiçbir şeyden haberim yok ya. Benim şu ana kadar size en ufak bir yanlışım oldu mu? Hiçbir şey bilmiyorum abi. Allah bir değil bin belamı versin ki bir şey bilmiyorum ha. Eklik bu sapçaksınız. Gel bilmiyorum. Gel. Yemin etme. Senin burada kafana sıkardım ama. Dua et Hürrem'i bulana kadar bana lazımsın. Ben arayıp bulurum İskender Bey. Abi eğer bir yanlış olduysa ilk önce ben keserim cezasını. Hürrem bizi sattı. Eğer onu bulup konuşturamazsak onun faturasını da sana keserim. Anladın mı lan beni? Ömer. Ömer. Hoş geldin. Hayırlı tezkerler. Eyvallah Dilaver. Ne haber? Çok şükür. Şikayetimiz yok. Ya bir şey mi içer misin? Uğrarım sonra. İşim var biraz. Bir dakika. Ne bu? Ya sabah Didem abla geldi. Dedi sana anlatamadım. Ben bunu satamam ablacığım. Ne kadar ihtiyacım varsa vereyim dedim, dinletemedim. Allah aşkına ver onu geri ya.
Abi şunda karısıyla çocukları var mı? Bunda da abisi. Başka? Takıldığı bir manitası falan yok mu? Yani benim bildiğim yok abi. Fuat, buna diğer meseleyi tembihle. Yolla. Sizin mahalledeki Ali, hani şu içeride olan. Evet abi. İşte ona avukat bir kadın bulmuşlar. Kadın savcıya falan konuşmuş. Tanık ol diye Ali'nin kafasını bulandırmaya başlamış. Evet abi, bizim mahallede oturuyor. Abi siz hiç merak etmeyin, siz bana müsaade edin. Ben ona çok münasip bir dille anlatırım abi. Davayı hemen bırakır. İnşallah. Hürrem'den sonra Ali işi de patlarsa... İskender Bey seni şişe takıp İskender Kebap diye çevirir. Ha? Evet abi. İnsan zehire bile alışıyor değil mi? Sen bana bile alışmışsın. Bu zehir sana dokunur mu? Benim asıl ilacım sensin. Hep böyle yanımda ol, ellerimi sımsıkı tut diye hasta oldum ben. Nasılsınız Güler Hanım? Sıkıntı vermedi değil mi? Ha, yok. İyiyim, iyiyim. Sema'cığım, yalnız ne zaman biter? Hemen kontrol edeyim. Yarım saati kalmış. Eğer bulantı yaptıysa bir şey verebilirim. Yok, gayet iyiyim. Babam içeride mi? Annenin yanında. Anacığım, nasılsın? Canım oğlum, iyiyim. Sen nasılsın? Senin bir şey mi canın sıkkın? Yüzün düşmüş gibi. Önemli bir şey yok. İşler canımı sıktı. İskender, oğlum. Annene moral vereceğin yerde ne biçim konuşuyorsun? Söylemesem ne olacak baba? Baksana, içeri girer girmez okudu bizi. Hadi. Oğlun seninle konuşmaya gelmiş. Ben gideyim. Hadi canım. Acelesi yok. İlacın bitsin, seni yatırayım, sonra konuşuruz. Hayatım, çocuk 9 doğuruyor. Hadi, ben iyiyim diyorum. Hadi. Hayırlı geceler. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Kusura bakma oğlum, iş güç acıkmışız, bekleyemedik. Estağfurullah baba, afiyet olsun. Kızım, Ömer'in tabağı kalsın. Aa, yemekler soğudu. Hadi kızım, sen mutfakta ısıtıp koyuverirsin tabağı. Ben masayı toplarım. Zahmet etme Arzu, aç değilim. Aa, yemeden olmaz. En azından bir çorba iç oğlum. Bak Arzu sen geldin diye pişirdi.
Elim yüzümü yıkayayım o zaman. Bir kere lafımı dinledin mi ki soruyorsun ha? Ne istersen yap. Al. 2016 nasıl bir sene oldu böyle ya? K harfinden bütün ünlüler evlendi. Bak, Kıvanç evlendi. Kenan evlendi. Kadir evlendi. Kimi unuttuk başka? K harfinden kim var? Ha, Kudret Sabancı var. O da evlenirse 2016'yı kapatıyoruz. 2017'ye L harfiyle geçeriz artık. Ne kalsın ne L'si? Ne diyorsun anne? Aa. Anne ne yapıyorsun? Kızım eve gelmişsin. Annenle iki çift laf edeceğine. Yine gömüldün dosyalarına, bilgisayarına. Bak gözlerin şişti. Bu yaşında kaz ayakların çıktı böyle yanlarından. Kızım daha önemli meselelerle ilgilen. Biraz annenle ilgilen. Neymiş anneciğim önemli mesele? Bu mu? Kenan'ın evliliği mi? Hayır canım. Senin sürekli bunlarla ilgilenmen önemli mesele. Geçtim artık bir evlilikten falan. Bir flörtü bile düşünmemen önemli mesele. Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun benim erkek arkadaşım olmadığını? Belki ben senden gizli gizli görüşüyorum biriyle. Ayol seni barodan başka arayan mı var kızım? Şurada bir fakirin davası var, alır mısın? Burada bir yardım işi var, yapar mısın? Senin başka arayan soranın mı var kızım? Hı. Bak. Efendim. Buyurun benim. Davayla ilgili bildiğiniz bir şey mi var? Tamam. Sakin olun, anlatın olduysa. Eşinizin adı mı Hürrem, sizin adınız mı? Hayır, merak etmeyin. Öyle bir durum varsa devlet sizi de korur, eşinizi de. Ben yarın savcı beyle görüşeceğim. Onlar gerekeni yapacaktır. Siz sakin olun. Benden haber alana kadar hiçbir şey yapmayın. Ay kızım sen yine neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun kızım? Sen bıkmadın mı evin gangsterleriyle, mafyalarıyla uğraşmaya? Her şeyi bıraktım. Ay canından da mı korkmuyorsun? Bak biz burada yalnız yaşayan iki kadınız. Gelseler evi başımıza yıksalar ne yapabiliriz? Sıkar o biraz. Ya? Ha. Kızım dur yanaşma. Anne dur. Bir polis çağıralım bak korktum başıma geldi. Anne sakin ol yok bir şey tamam mı? Bana bak onu sakın atayım deme senin canını okurum. Geliyorum şimdi aşağıya bekle. Dur anne. Kızım gitme ne olur gitme. Anne dur gitme. Dur kızım gitme. Siz kimle evin taşçısınız? Sersene herifler. Dağ başım burası. Dava bayır fark etmez. Bu mahalle bizim. Burada oturacaksan bizim dediğimizi yapacaksın. Yapmazsam ne olur? Bayansın diye ikaz ediyoruz. Yalvarıyorum. Yoksa şu an acilde doktor anlatıyor olurdu ya. Ben ne şimdi savcı arayayım da. Bakalım ne siz kime anlatıyorsunuz derdinizi. Sakin ol. Anlaşılan senin laftan anlayacağın yok. Tehditten sonra gazete var. 10 yıldan önce güneş yüz göstermem ben size. Yapma ne olursun. Yok ha. Yapma ne olursun. Senin arkanda 1000 sayfalık kalın bir kitap var. Kanun mu diyorsunuz ne diyorsunuz? Ama bizim arkamızda değil senin... Senin ağababalarının bile başa çıkamayacağı adamlar var. Bu kitabı yırtar sayfa sayfa yediririz sana. Bana bak. Ne olur. Ben kanun bekilerim. Gerekirse kanunsuzluğu da. Gerekirse sizin gibi alıkları dersen ben. Ne yapıyorsun? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Yürü lan yürü. Kızım. Vurulmuşsun. Hilal koş olay var olay. Yetişin. Yalvarıyorum yetişin kızım gidiyor. Koşun yetişin ne olur bir şey.
yok. Arabası var. Çıkarmaya kalkma, hastaneye gideceğiz. Ya bir şey yapın, ne olursunuz yardım edin. Ne olur. Nasan teyze şimdi yetiştireceğiz hastaneye. Gerek yok. Siz annemle kalın. Tamam mı? Ben şuradan bir taksiye binerim. Ay hala taksi diyor. Ne olur bir şey yapın yardım. Olur mu böyle? Ambulans geç gelir. Ben hemen taksi bulup geleceğim. Bekleyin. Yahu yürürdük durağa kadar. Gerek yok. Yürürdük diyor kızım. Ne olur otur gel. Öyle şey. Merak etmeyin Nazan teyze. Kalın şimdi yetiştiririz hastaneye. Kalk anne gel geri geçseyeceğim. Çocuğum çabuk ol ne olur git. Lütfen. Anne. Bir şey yok. Sakin ol. Yok bir şeyim, tamam. Tamam. Tamam arkasın. Tamam. Kızım ne olur. Anne tamam. Yalvarıyorum. Al şunu tut oraya. Tut. Tut. Yavaş git hadi. Hadi ben de geliyorum. Anne bir de seninle uğraşamam. Ayıp bayılacaksın. Otur evine bekle. Kapat. Kapat. Tamam, gidelim. Tamam, gidelim. Merak etmeyin. Hadi geçelim biz, hadi. İyice bastır şunu. Durdu mu kanama? Dur. Ne yapıyorsun sen? Abla yaralısın diye. O kadar hızlı gitme kardeşim. Tamam. Acil değil benim durumum. Kanama durdu. Endişe edecek bir şey yok. Şerefsizler. Hürrem'in eşini dostunu takibe aldırdı Fuat. Ama daha bir sonuç yok. Operasyon bize karşı değil. Göçmen işiyle filan uğraşmaz istihbarat. Bizim ne yapıp edip aldıkları adamın kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Öğrenip ne yapacağız? Terörist işte. İskender, aleme nam salmak değil, aleme hükmetmek istiyorsan devletin nasıl düşündüğünü iyi bileceksin. Eğer devlet özel bir operasyonla bir adamı bizim gemimizden alıp bize dokunmuyorsa demek ki daha büyük bir şeyin peşinde. Suyu bulandırıp olayın duyulmasını istemedikleri için bize dokunmadılar. Dokunsalar ne olacak baba? Herkes kimin ne iş yaptığını bilmiyor mu? Devlet bunlarla uğraşmaz. Canı sıkılınca alemi top eder oynar. Bunların duymasını istemedikleri bizim rakiplerimiz değil. Devletin kendi rakipleri. Başka istihbarat servisleri. Eğer biz aldıkları adamın kim olduğunu öğrenemezsek devletin neyin peşinde olduğunu öğrenemeyiz. Her şey olup bittikten sonra bize dokunup dokunmayacaklarını bilemeyiz. Ben bu kadar teferruatlı düşünemiyorum baba. Normal. Ben de senin yaşında öyleydim. Bunları biraz açacaksın. Sadece önüne bakmayacaksın. Etrafını da kontrol edeceksin. Merak etme. O zamana kadar ben arkanda olacağım. Yavaş Lila Harbi, bu iş yüzünden bizim canımızı sıkacaklar. Bak, açılmaya başladı işte. Sen o işi dert etme. Yavaşlı'nın bana ihtiyacı var. Ben olmasam mallarını taşıtamaz. Yavaşlı benim yanımda olduğu sürece harbi üstümüze gelemez. Sen yeter ki dik durmayı bil. Eğer telaş ettiğini, paniklediğini görürlerse etrafındaki herkes seni satar. Kaya gibi olsan da senden geriye toz kalır.
söyleyeyim ben. Tamam, gel. Gel. Damar yoluna gerek yok canım. Camı çıkarsınlar, iki tane zımba, tamam benim işim. Siz doktor musunuz hanımefendi? Müdahale etmeyin, işimizi yapalım. Geçmiş olsun. Doktor bey, önce bir siz baksanız. Bence damar yolu açmaya gerek yok. Ambulansta damar yolu açmadılar mı size? Yok, biz taksiyle geldik. E ne gerek vardı hanımefendi, gelmeseydiniz? Evde birazcık sıcak su, bir temiz havlu, tamam oldu, bitti gitti. Hemşire hanım, açın damar yolunu. Avcunuz sıkı. Bir dakika. Beni tutmak ister misin? Derin nefes alın. Kusura bakma lütfen. Yok, Emine. Evet, geldim. Bir bakalım. Kesi yeri çok derin değil. Camı çıkarıp bir de ultrasonuna bakacağım. Organlarda yaralanma ya da kanama görünmüyor. Kesi yeri de bir santim kadar. Batın altına inmemiş. Kesi yerini geçici zımbayla kapatacağım. Şükür. Geçmiş olsun. Akşam da senin başını iş açtım. Daha askerden yeni gelmişsin. Ailenle ilgilenmen gerekirken burada benimle uğraşıyorsun. Olur mu her şey? Ben burada yokken ailemle sen ilgilendin. Ne ki benim yaptım? Uyuşturmaya gerek yok doktor bey. Benim ağrı eşiğim çok yüksektir. Hanımefendi, uyuşturmadan nasıl zımba yapacağız? Bir sakin olun lütfen. Derin. Yasemin şey bulduk dolapta, rahatlatır. Yok, rahatlatmaz kızım. Ben de bu kız varken beni hiçbir şey teskin edemez. İçin için rahatlarsınız. Saat kaç oldu? Bak hala haber yok. Hala arayan soran yok. Az önce aradım suyun kaynamasını beklerken ama açmadı Ömer. Herhalde müdahalesi bitmedi daha. Hay ama Ömer iyi ki yetişti. Ben ne yapardım yoksa burada kadın başıma. Ya Ömer de Arzu'nun sözcüsü bu arada Nazan Hanım. Ay, hala kaldı mı öyle şeyler? Ay kızım, sözünü niye aramadı hala? Bir daha deneyeyim. Oh. Bir ara. Ha Ömer. Nasıl oldu Berrin? Nazan teyzeyle çok merak ettik sizi. İyi, çok iyi. Yara öyle derin değil mi zaten? Bir saniye. Durumu çok iyiymiş. Yarası önemli bir yara değilmiş. Allah'a şükür ya Rabbi. Doktor yatmasına bile gerek yok demiş. Birazdan çıkacaklarmış hastaneden. Şükür. Ay. Tamam Ömer. Biz buradayız, merak etmeyin. Kızlar. Hadi çok... gözünüz aydın. Hadi bakalım. Ay çok teşekkür ederim. Ay dünyaları verdiniz bana. Dileyin benden ne dilerseniz şimdi. Siz iyi olun yeter Nazan teyze. Ay canım. Mahcup bak ne kadar mahcup. Ay sen sözsüzsün ha. Ah bir şey buldum. Madem sözlüsün sen, düğününde geleneğini ben yapacağım, tamam mı?
Nereye gidiyorsun? Hadi gel şurada bir iki bardak çay içelim. Öyle gideriz. Ya doktor eve git dedi, çay içebilirsin demedi. Delirdin mi? Ben çay içmeden duramam. Şimdi eve gideceğim. Annem hiç içirmeyecek, iyice delireceğim. Hadi gel. Bir bardak. Teşekkürler. Elindenmişim resmen. Mühim değil. Keşke hastaneden çıkmadan bir alkol falan sürdürseydin. Derim mühim değil dedim. Olmaz öyle şey. Dur silelim, mikrop kapmasın. Çok sıktın değil mi? Kusura bakma ya. Çok utanıyorum. Yalnız bayağı kuvvetliymişsin. Sen mucize atlattın. Adamlar mı elimden kurtuldu anlamadım. Benim elimden kurtulmak o kadar kolay değil. Damlarla hesabım yeni başladı. Dertleri neydi seninle? Hiç. Güya bir davadan vazgeçmem için beni korkutacaklar. Bir dava. Ali'nin davası. Öyle değil mi? Didem duymasın ne olur. Zaten her şey için endişelenmek zorunda. Bir de benim için endişelenmesin. O adamlar kim bilir? Ne yapacaksın? Sen de onlar gibi kaba kuvvete mi başvuracaksın? Biraz ayıp olmuyor mu? Daha yeni tanıştık. Bana da suçlu gözüyle bakıyorsun. Hayır. Kusura bakma. Ben öyle demek istemedim. Ama kim olduklarını bilsem hemen arar polisi aldırırdım zaten. Yarın bir sabıka kayıtlarına bakacağım. Belki kim olduklarını teşhis edebilirim diye. Onun dışında yapılacak bir şey yok zaten. Sen de öğrensen farklı ne yapabilirsin ki? Kemiklerini kırabilirim mesela. Niye o zaman bana potansiyel suçlu falan deyip kendimi kötü hissettiriyorsun? Vallahi ben kemiklerini kırayım da onların. Haklı olsan yine. Gerçekten yapabilir misin? Eline geçseler. Bir insana hiç acımadan zarar verebilir misin? Eğer sana böyle bir zarar vermişlerse... inanamayacağın kadar acımasız olabilirim.